Ağlamıştır kesin. Aa! Evet, Burak haftaya şeye gidiyormuş, Antarktika'ya gidiyormuş. Motorunu da bana bıraktı sağ olsun. Şimdi şimdi aldım motorunu. Sağ ol Burak. Çok sağ ol. Antarktika'dan dönünce alırsın. Yaz tahtaya alırsın haftaya. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Yeni bölümümüze hoş geldiniz. Bu bölümümüzde bir kış vakti bahardan kalma bir günde sürmek için nasıl darlığa kaçtığımızı sizlere göstermek, sizlerle paylaşmak istedim. Önümde Can Bozkurt gidiyor. Can Bozkurt'un altında bizim Eren'le beraber İtalya'ya gittiğimiz Speed Triple 1200 RS var. Gördüğünüz gibi hava aralıkta olmamıza rağmen adeta bir bahar havası. Hemen göstergeye bakıyorum. 18 derece. 18 derecede sürüyoruz. İstiyorsanız şunu biraz önünüzden çekeyim. Can'ın da katkısıyla mandalyaya bazı eklentiler yaptım. Bir koruma demiri var. Yine Mandello kasabasında Mistral diye bir aile şirket tarafından üretilen bir silindir ve manifold koruması var. Onu sağ olsun Can getirdi bana. Dün taktık. Bir de İngiltere'den radyatör koruma sipariş etmiştim. Radyatör korumasının Türkiye şartlarında epeyce önemi var. Çünkü çok fazla taş atıyor bizim yollar. Özellikle birazcık şeye çıkınca, Anadolu'ya doğru çıkınca yollardaki soğuk asfalttan gelen taşlar radyatöre zarar verebiliyor. Dolayısıyla bu eklentiyi yapmak açıkçası iyime geldi. Her motoruma ekliyorum radyatör korumasını. Bunu da İngiltere'den Evotec firmasından sipariş ettim. Evotec süper mallar üretiyor. Ancak biliyorsunuz gümrük mevzuatımız nedeniyle 150 euro sınırı var. 150 euroya kadar olan gönderilerinizin ne gitti be? Öyle ha olabilir. 150 euroya kadar olan gönderilerinizin vergisini ödeyip gümrükten çekebiliyorsunuz. Şayet 150 eurodan fazlaysa sizden gümrükçü tutmanızı ve gümrük masrafları yapmanızı istiyorlar. Hafta arası olduğu için biz bir kendimize bir aralık yarattık Can'da. Hafta arası olduğu için bizim kahvemiz Şile Kaba Ağaç kapalı. Evet, bu da geri geliyor. Şile Kaba Ağaç kapalı olduğu için öyle kapısının önünde takılıyoruz. Şile Kaba Ağaç yetkilileri, lütfen sesimizi duyun. Mandalyo'ya yaptığım bir başka eklenti de şu önümüzde gördüğünüz cam. Bir parça yüksek olan camını aldım. Özellikle kışın kendi camının yerine direkt olarak takılıyor. Yine kendi orijinal parçası. Bu sayede kafamı çok fazla eğmeden, fazla da rüzgar almadan, ne kadar acayip motor varsa bugün burada. Şimdi birazdan Burak ve Espidarar birlikteliğini göreceğiz. Özgün de gelip şurada durursa kendisiyle de görüşeceğiz. Az sonra devam ederiz. Görüşürüz. Motor gerçekten pismiş yalnız. Bir daha söyle. Motor pismiş hakikaten. Bir yıkasaydık diyorum. Şurada çeşme başında. Baksana. Bu kadarını kabul edemiyoruz. Evet, bir arkadaşımız sormuş. Turismo Veloce mi yoksa Mandello mu diye Özgün'e soruyoruz. Özgün, sence hangisi? Mandello biraz daha alt devirlerde neşeli. Biraz da tipi bana daha güzel geliyor. Ama Turismo Veloce daha canlı, daha üst devirli bir motor gibi. Sen olsan hangisini alırsın? Hani bu iki motordan birini seçeceğim ve onunla yaşayacağım mı? Evet. Sanırım Veloce alırım ya. Can, sen ne diyorsun? Birini alacağım, birisiyle yaşayacağım. Birini alacağım, birisiyle nasıl yani? O zaman ikisini de alıyor muyum? Soru şaşırtmadı mı abi? Ya ben de Özgün gibi, ya ben ikisini de kullanmadım. Sus sus şimdi, sus. Evet. Ben bunu alabilir miyim? Tamam yavrum, tamam, sakin ol. Şimdi Espinarar mı yoksa Mandello mu? Yalnız kask tabii yine KTM. Şeye bakmayın. Çanta da KTM. Vallahi adam KTM reklamı gibi. Tek başına. 300 yapıyormuş. Geçti mi 300'ü? Geçiyor.
Gidon amortisörünü biraz sıkmak gerekiyor ama. Yani bizi ayarlarını biraz şey yapmışız. Gidon amortisörünü sıkmak gerekiyor. Çok güzel alet. Harika. Evet, işin şakası. Espinar'ın şakası yok. Espinar alet acayip. Dedim ya, adeta bahardan kalma bir gün gibi. Hava çok nefis buralarda. Quick shifter son derece yumuşak. Harika. Tabi daha hızlı gitmek mümkün de şimdi adamın benzinini çok bitirmeyelim. Tur motorundan sonra buna geçince insan bayağı keyifleniyor. Birazdan da Ali Oruç Street Fighter'ı da gelecek. BMW Espinar bu sene toprağın altında çok daha fazla şeyler yapacak herhalde. Bildiğiniz gibi dünya şampiyonu ama hafif sürücüsüyle Ducati hep başa oynuyor epeyce süredir. Bakalım toprak motorun hızıyla o kombinasyona erişebilecek mi? Umarım erişir. Dolayısıyla ülkemizde Espinar zaten çok popüler. Bir parça daha popüler hale gelecektir diye umuyorum. Bu alet adeta bir sport touring. Yani gidon biraz daha yukarıda olsa Espinixer'ın neden bu kadar sevildiğini anlıyorum. Gidon biraz daha yukarıda olsa çok rahat dolaşılır, güzel akıyor. İstediğin zaman güzel hızlanıyor. Evet, düşük devir torku. Multistrada V4 veya Panigale V4'teki kadar yüksek değil ama yine de dolaşmak için ideal şartları oluşturuyor. Frenin hissiyatı çok güzel. Gerçi hiç frene basmadan da dönebilirim buraları, bu hızlarda. Ulu felekli lahmacun pide döner 500 metre ileride 1 kilometre de olabilir diyor. Gayet güzel. Heh, tamam. Şunu arıyordum. Buldum. Bir de bununla gidip bakalım. Evet, bu göstergede sağa sola ne kadar yaptığınızı gösteriyor. Ayrıca traction kontrolü ve frenleri ne kadar kullandığınızı gösteriyor sanıyorum. Şimdi sola 16 derece yapmışız. ...17 göbeğime... ne kadar fren uyguladığımı da görebiliyorum. Şu anda 34 dereceyle döndüm. Şimdi gölgeler var, gölgelere dikkat. Gölgelerde ıslaklıklar var. Bu virajı Eren çok seviyor. Frenler adeta yapıştırıyor. Yani dozajlaması iyi. Bir parça fazla sıkarsanız gerektiğinden iyice duvara çarpmış gibi hissettiriyor sizi. Sola 38, sağa 41 derece yaptığım bir seans oldu. Frenleri de yaklaşık 8 metre per second'a kadar kullanmışım. Traction kontrolü sanırım hiç kullanmamışım. Muhteşem. Sayende hiç yorulmadan geldim. Yani bir tek burada kullanmak için muhteşem. Değil mi? Evet. Güzel alet. Harika. Güle güle kullan. Uyusuz gibi değil bence alet. Özgün, beklentin nedir?
Beklentim ölmeden de. ıslaklıklar var ara ara, dikkat et. Tabii tabii. Stopi de tutuyor diyorlar. Evet, stopi de tutuyormuş, ondan içim ver. Stopi de. Benim kafamda soru işaretleri vardı. Ya stopi de tutmazsa diye ama tutuyormuş. Bak Ali Oruç geliyor. Vallahi geldi. Sen debriyajı mısın paraladın? Evet Burak, ne diyorsun bunun hakkında? Görüntüsü çok güzel gerçekten. Yalnız sen kullanamıyorsun galiba bunu. Yok ya, korkuyorum, böyle yukarıda kalıyorsun. Uçan alıya giriyormuşsun gibi. Özellikle şöyle söyleyeyim. Şunun üzerine çıktığında burada böyle şey yani. Uçan halının üzerinde gidiyorsun. Hiçbir şey yok böyle. Allah'ım öleceğim. Galiba öleceğim. Burada öleceğim diye. Espinerer'de niye olmuyor bu? Evet, orada böyle kapanıyorsun. Güzel güzel. İçeridesin. Burada ya şey bırak var, şimdi. Görüyorsun. Evet, bu sefer de yani böyle yine günümü gün etmekle kalmadım. Arkadaşlarım sağ olsunlar. Ali Oruç gelmiş. Street Fighter SP ile. Ortalama 8 litre yakıyor şu anda alet. Yan ayaklı kapatalım. Kayıttayız. Şimdi bu alette açık egzoz var. Ducati'nin açık egzozu gerçekten olayın şeklini değiştiriyor. Nasıl değiştiriyor? Kapalı yani Euro 5 egzozlar motoru çok tutarken bu o kadar açıyor ki motor gerçekten bambaşka bir yere evriliyor. Ducati Street Fighter bambaşka bir olay. Gerçekten bambaşka bir olay. Şimdi bu aletin üzerinde kalmak için kesinlikle kulak tıkacı kullanmanız lazım. Öncelikle sesi o kadar yüksek. Kamerada nasıl çıkıyor bilmiyorum. Biraz herhalde sesiyle oynamamız gerekecek. Ama ses fazla, hissiyat nefis. Bir de bunun bu saldırgan oturuş pozisyonu, yani göğüs tamamen karşıya açık, kollar açık, muhteşem bir duruş hissiyatı var. Buna alışınca ve hissedince insan çok da başka bir motor aramıyor açıkçası. Evet, gazla beraber gelen güç o kadar dolu dolu, o kadar fazla ki ve o kadar kontrollü ki insan hissiyat olarak işte bütün gazlar böyle olmalı diyor. Frenler Espinerer'de daha keskindi. Bunda mesela gayet güzel dozajı var, hissiyatı var. Ama Espinerer'in o duvara çarpmış hissiyatı bu kombinasyonda yok. Halbuki bunda da Stylema ve üstte Brembo fren merkezi var. Ay çok güzel. Ducati bu alette ısınma işini çözmüş. Daha önce hep çok şikayet edilen Ducati ısınma işi, bakın şu anda en altta çalışıyor. Bu normalde trafiğe girdiği zaman arka iki silindiri kapatıyor. Dolayısıyla sürücüye gelen, sürücünün bacaklarına gelen ısıyı azaltıyor. Ve çalışma prensibi de bir parça soğuk yönde. Herhalde bununla ilgili bir takım çalışmalar yapmışlar. Derken 4 silindir birden aktif, ancak yavaş trafiğe girdiğinizde sürücünün altındaki 2 silindiri, yani V'nin arkasındaki 2 silindiri kapatıyor. Isının bu şekilde en düşükte olmasının bir diğer sebebi de bu alette açık egzoz olması. Açık egzoz motorun iç ısısını bir parça aşağıda tutuyor. Bu sayede
motor daha az ısınıyor. Ben de MT-09 varken SC Project egzoz takmıştım. Full komple. Bu da öyle. Komple egzoz var altında. O egzozla da normalde 90 derecelerde olan motor sıcaklığı 75-78 dereceler arasında çalışıyordu. Bakın biraz yavaşladım. Biraz düşük vites gittim. Hemen kademe 2'ye geldi. Ama bu 2 bile eski Ducati'ler düşünüldüğünde, epey de eskilerden bahsediyorum, epey soğuk çalışıyor diyebiliriz. Bu da bize yazın nispeten yardımcı oluyor. Street Fighter bu anlamda çok güzel. Biz buna 300'de giden GS diyoruz. O kadar acayip gidiyor ki, o kadar konforlu ki. Gerçekten ben de kırmızısı varken çok beğeniyordum. Hatta Datça seyahatini falan bununla yapmaktan çok keyifliydim. Yine Eren'in beğendiği viraja geldik. Bundaki bu natürel sürüş hissiyatı pek başka bir şey de yok. Ducati gerçekten işi çözmüş. Gerçekten işi çözmüş. Bu başka bir lig. Yani böyle bir çıplak motor umarım siz bütün arkadaşlarımın altında bir gün olur. Umarım sizler de bir gün kullanırsınız. Öyle bir his içindeyim ki alet muhteşem. Yıkılıyor. Gerçekten yıkılıyor. Yani bilerek çok hızlı gitmiyor diye, yakıt tüketmeyeyim diye. Virajlardaki hissiyat, bu monster hissiyatı, iki kolun böyle açıla açıla kullanılması çok acayip. Nefessiz kaldım. Burada Street Fighter'ın Espinar'a göre hissiyatı daha güzel. Biraz ileriyi görebilmek iyi geliyor sürücüye. Espinar'da kafa çok daha aşağıda kaldığı için etrafı çok göremiyorsunuz bu tür yolda. Tabii trafikte bu biraz insanı endişelendiriyor, ileriyi görememek. Street Fighter V4 SP'lerde, yani bu altındaki versiyonda, debriyaj biraz daha sert. Bunun sebebi motorda yarış debriyajının takılı oluşu. Yarış debriyajı bir parça daha gücü direkt olarak yere iletiyor. Aradaki kayıpların önüne geçiyor. Ve bu da debriyajın bir parça daha sert olmasına sebep oluyor. Evet, muhteşem bir günün sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Herkese çok teşekkür ediyorum izledikleri için. Arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Burada 400 plus beygir yatıyor. Kaç para yatıyor? Sen bana onu söyle. Milyonlar yatıyor. Ducati Street Fighter SP'si. Hemen yanında Burak'ın Espin Arar'ı. Evet Burak, sen şimdi giderken bana bırakıyorsun motoru. Anlaştık. Tamam, anlaştık. Ali, nasıl buldun? Ali saçlarını düzeltiyor. Vallahi çok beğendim. Street Fighter'dan sonra biraz daha pürüzsüz galiba. Pürüzsüz. Değil mi? Evet. Onun kadar korkutmuyor. Frenleri sanki daha iyi gibi. Bence o pistle şey arasındaki farktan. Yani diğeri daha yol odaklı. Olabilir. Ya bir de Panigale V4'e binmek lazım. O böyle mesela 200'de giderken o ilk sıkmadaki motoru böyle bozmadanki hissini çok sevdim. Ama biraz fazla sıkarsan da yapıştırıyor bu sefer. Ha, yani seninkinde fazla, mesela o çok tatlı. Benimki tabii bastıkça tutan bir evet, şey var. Evet. Quick Shifter'ı çok güzel. Sesi çok güzel. Bir de ergonomisi çok güzel. Yani ben günlük bununla yaşarım. Değil mi? Ergonomisi yaşarım. Çok rahat. Evet. Ayağını direkt oturtuyorsun. O çok hoşuma gitti. Aynen. Yani şurada direkt tutuyor seni. Böyle beni hemen aldı böyle içine. Diyorsun. Beni hemen içine aldı. Sanki böyle yıllardır bunu kullanıyormuşum hissi verdi. O zaten ergonominin iyi olduğunu anlatıyor. O yüzden bir defa sürünce bırakamıyorsun. Evet, güzel. Sen Panigale V4 kullandın mı? Kullanmadım. Bir de Panigale V4'e bakmak lazım. Evet. O da tahminen. Motoru alalım o zaman. Ama onda şöyle bir şey var. 2022'den sonra konforunun çok arttığını söylüyorlar. Özgün, sen Espinar'a bindin. Ne diyorsun? Abi bir tane isterim. Sen artık kazana düştün yavrum. Ya çok güzel. Çok bayıldım. Şimdi şöyle anlatalım yalnız. Senin Tuono'm var. V4 evet. Değil mi? Evet. KTM 1290 Super Adventure var. Evet. Diğerlerini saymıyorum. Yani bunlar hani çok acayip aletler diye söylüyorum. Şöyle Daytona da var 600'lük. Ya o tabii şöyle, güç olarak bunlar sınıfında değil. Yani ama bunun sürüş olarak ben onu biraz hatırladım ya, 600'lük mesela. Ha, anladım. Hafif oraya varacaksın, anladım. Yani bunu da sanki o motoru sürüyormuşum kolaylığında, öyle binlik.
hantallığı yani şey, yok gerçi çok da artık miniklerde hantal olmuyor da çok pratik geldi yani okulun. Anladım. Peki diğer motorlar arasında nasıl geldi? Çok pürüzsüz, çok net yani vitesleri çok net, gazı çok net, freni mükemmel. Müthiş ama boynum ağrıdı. Yani her gün sürmem tek motor, bunu kesinlikle almam. Hani mükemmel motor ama evet, boynum çok ağrıdı, çok yoruyor yani. Çok gerçekten spor motorun şeyi var. Can, bunların hiçbirini sürmemiş biri olarak. Ne diyorsun? Alplere de gitmedim. Yeter abi falan diye benim üstüme geliyorsunuz. Bu bağ yetti. Evet evet. Yok. Ben 3 aylık aradan sonra kendi bindiğim speed'de çok memnunum yani. Speed, biraz speed daha hakikaten bu anlamda güzel. Yani evet, çok fazla şey yapmadan. Yani istediğin zaman güçlü. Ben bugün bütün gücünü kullanmadan keyifli. Zaten road modunda kullanıyorum. Spor modunda bile değil. Güven veren bir motor olduğu için bugün biraz daha yavaş, daha sakin sakin. Biraz daha alışma sürecinde olduğum için. Ben çok memnunum kendi motorumda. Harika. Benimki de burada. Allahsızlar. Sizin arasında güçsüz kaldı ama gösteririm ben size. En güçsüz bu kaldı galiba değil mi? En beygiri güçsüz bu kaldı. Sen bunu vereceksin ya bana şimdi. Giderken bunu bana bırakırsın, ben seni arabayla atarım. Bostancı'ya mı gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Eğer Bostancı'ya gitmiyorsan uzun şehri atarım ben size. Metrobüste gidersin. Metrobüste otostop çekeyim. Hayır, hayır da 50 kilometre menzilimiz kalmış. Benzinciye nasıl gideceğiz gene? Eyvah eyvah.